Sendika olarak vergide adalet, gelirde adalet diyoruz. Bu ülkenin gerçekten adalete, her yönüyle adalete ihtiyacı vardır. 7500 lira alan bir emekliye sen %5'lik bir ekleme yapıyorsun. Hiç mi vicdanın rahatsız etmiyor seni ya? 350 lira yani 350 lira bir yemektir ya. Ben lokantaya, restoranta gidip bir yemek yediğim zaman 350 liradır. İnsan biraz vicdanen huzursuz olur bu parayı verdiği zaman. Sen bizim aklımızda dala mı geçiyorsun? Biz sende kesinlikle, biz bu hükümette sadaka istemiyoruz. Biz yıllarımızı 30 yıl çalışmış, 40 yıl çalışmış olan arkadaşlarımızın ödediği, emeklilerin ödediği, peşin ödemiş oldukları primlerini istiyoruz. Benim hakkımdır. Ben 25 yıl çalıştım, peşin prim ödedim. Ben o primimi istiyorum. En azından şu anda en düşük alması gereken emeklinin 20 bin lira alması lazım. Sen 10 bin lira, 7 bin, 500 liradan 7 bin lira neyini çıkarıyorsun? Sen aklımızda dalga mı geçiyorsun? Dün değil öbür günü yeni göreve atanmış olan, günde 4 saat görev yapan, 4 saat namaz kıldıran bir imam 40 bin lira alıyorsa biz onun dörtte birini almayı hak etmemişiz. Bu ülkenin bütün yetkileri, o imam, bahsettiğim imamlar dahil hepsi bizim cebimizde çıkan o kuruşluk vergilerin paralarıdır. Siz maaşlarınızı alıyorsunuz, sefaret içinde hayatınızı en güzel bir şekilde sürdürüyorsunuz ama bize sefaleti yaşatıyorsunuz. Biz bunu hak etmiyoruz, bunu da kabul etmiyoruz. Biz sokaklara döküleceğiz. Sendika olarak sokaklara döküleceğiz. Kamu kurumlarına gidip kamu kurumlarında oturma eylemleri yapacağız. Ha bunun bedeli ağır mı olacak? Tabii ki ağır olacak. Öldürecekler, işkence yapacaklar, tutuklayacaklar. Ben zaten ölmüşüm. Bir emekli olarak ben zaten geçinme derdindeyim. Bırakın geçinme derdi. Emekli artık ölmemenin derdinde. Emekli ölmemek için pazarlar kapatıldıktan sonra o pazar kırıntılarının içinde ölmemek için, ayakta durmak için akşam kursağına bir lokma ekmek girsin diye çöpleri karıştırıyor. Maaş yok, taksiye son, bruto son, ha bruto bir 200 milyon, az önce 20 milyon. Ne konum yani geçim akıb, yani nevi metin de balmen, bize kahaj zaten bir mola tünene. Yani emmes mutfak masrafı da hiç karşılamış nakin. Mutfak masrafı da hiç karşılamış nakin. Yemek et, çay sey gari hayat ama şu ne misin? Lokantör ne koyun ne ki, bakın köylü bazar mesela, bazara gündüyon, emir ne koyun ne ki, bakın kebap ki, bakın dilimeşte kebap ki. 150-200 milyon paraya. 200 milyonu kimde tünü koydu ki, tünü koyu havalı koydu. Beri hemçün etdi, vallahi mefhab kalabda geçim okudu ki, mekhara Arsaston, Arabaston, Tayyip hat ne hat mola mekhara yapıyor, hem perişan kirin. Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa bizim neyimizi kıskanacak? Bizim acılığımızı mı kıskanacak? Bizim eskide Gürcü, 20 sene önce Gürcistan bağımsızlığını aldığı zaman bizi kıskanıyordu, evet. Ama şimdi onlar da artık bizi kıskanmıyor. Size bir örnek vereyim. Bu onları. Aç kaldığın zaman bu onlar ile gidip bir yerde, bir köşede karnını doyurabilirsin. Ama şurada aç kaldığın zaman 200 liramız bize yetmiyor. Bu nasıl emeklinin 10 lirayla, 10 bin lirayla girip evini geçindirecek, kirasını verecek. Benim doğalgaz 3000 lira doğalgaz geliyor. Ben 3000 lira doğalgaza veriyorum. 1000 lira yakın elektriğe veriyorum. Ben kira da olsa zaten o 10.000 lira kiradır. Yani biz bu maaşı alıp kiraya vereceğiz. Doğalgaz nasıl ödenecek? Elektrik nasıl ödenecek? Su nasıl ödenecek? Hayat nasıl idame edilecek? Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yani onun için bu bana göre 2024 emekli yılı değil, emeklinin açlığa, sefalete, ölüme mahkum etme yılıdır.